Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size Crawler'dan sesleniyorum. Crawler bildiğiniz üzere karavanlarla ilgili bir firma ve özellikle off-road için ürünler dizayn ediyorlar. Alüminyum en sevdikleri malzeme olarak biliyorum. Bugün yanımızda yakın gelecekte piyasaya sürülecek olan, şu an Ar-Ge aşaması devam eden elektrikli ve özellikle lityum bataryalı, güneş panelli bir çekme karavandan bahsediyor olacağım size. Onun dışında tabii ki diğer ürünlerle alakalı da güneş paneli, paneller, akülerle ilgili de detaylı sorularımız olacak. Yanıtlarımızı da paylaşıyor olacağız. Bu ürünle ilgili ilk dikkatimi çeken nokta aslında dış yüzeyindeki kaplama oldu. Linex adı verilen bu özel kaplama ile birlikte bir zırh gibi aracın dış yüzeyi kaplanıyor ve darbelere karşı çok ciddi bir koruma sağladığını ürünün yetkililerinden öğrendik. Hakikaten görüntü olarak da farklı bir görüntü, mat boyadan farklı göründüğünü çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ürüne ayrı bir hava kattığını belirtmekte fayda var. Bunun dışında ürün elektrikli bir ürün olduğu için Crawler ismi verilen donanım standart olarak gelmekte ve ürünü istediğiniz zaman istediğiniz yöne doğru kendi ürettiği enerjiyle döndürmeniz mümkün olacak. Onun dışında çekme karavanlarda öğrendiğimiz kadarıyla, bu konu benim uzmanlığım değil biliyorsunuz, öğrendiğimiz kadarıyla öndeki çeken araca ciddi bir yük bindirme durumu söz konusu, ama bu araçta öyle olmayacak. Lityum temelli bataryaları ve çatısındaki güneş panelleriyle birlikte siz yolda giderken sadece %5'ler mertebesinde öndeki araca yük bindirdiğini, kendisinin bir itme kuvveti oluşturup öndeki aracı yormadığını söylediler bize. Biz de bunu size iletmiş olalım. Bunun dışında farklı modelleri de var tabii ki Crawler'da, ama her modele güneş paneli entegrasyonunun kolaylıkla yapılabildiğini söylemek mümkün. Crawler genelde 12 volt batarya ve onu 220'ye dönüştürmeden içeride kullanmayı tercih etmiş. Özellikle küçük yüklerde bu işe yarayan bir yöntem. Mesela LED aydınlatma gibi çok küçük güçlerle çalışan buzdolapları gibi yüklerde 220'ye çevirip tekrar onu düşürmek, voltajı düşürmek verimsiz bir yöntem. O yüzden direkt 12 volt elde edip onu kullanmak mantıklı. Aynı zamanda kendilerinin ürettiği donanımla birlikte de içerideki sistemin çalışması, elektrik yüklerinin durumu ve güneş panellerinden akünün şarj durumu gibi detayları görebileceğiniz display'i de mevcut. Ve bu şekilde de kolaylıkla acaba akü ne zaman bitecek diye düşünmeden bilgi sahibi olma şansınız olacak. Muhtemelen bunun cep telefonu aplikasyonlu olan versiyonları da yakın gelecekte hayatımıza girecektir diye düşünüyorum. Bu araçlarla ilgili 220 voltla çalışan ürünleri nasıl kullanacağız dendiği zaman bir dönüştürücüye ihtiyacınız olacak. Ama o durumda işler ve hesaplar oldukça karışabilir. Çünkü bir tane panelle çok ciddi yükleri çalıştırmayı denemek çok akıl kârı değil. O yüzden aracın içerisindeki kullanılan ekipmanların güçleri ve onları kaçar saat kullanacağınızı bilmeniz gerekir ve ona göre panel ve akü grubu almanız gerekir. Jel batarya belki bu tarz şu an görmüş olduğunuz gibi küçük yükleri çalıştırmak için uygun olsa da daha büyük yüklerde ve uzun soluklu problemsiz çalıştırma istendiğinde lityum bataryalara doğru bir dönüşünde içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Birçok aslında baktığınızda şu an mesela ekranda görmüş olduğunuz bu mekanizma da elektrikle açılıp kapanıyor. Tamamen otomatik bir sistem ve her şey dönüp dolaşıp elektriğe geliyor. O yüzden de elektrikli ekipmanların ne kadar güç tükettiği, ne kadarlık bir akü grubuna ihtiyacımız olduğunu detaylı hesaplamalarla satın almamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum tekrar. Şimdi birazcık daha büyük bir versiyonu inceliyoruz. Burada bir yerine iki tane lityum batarya kullanılmış ve yine aynı mantıkta herhangi bir 220 volt dönüşümü
öngörülmemiş. Direkt olarak üretilen enerji dönüşüm yapmadan, yani bir verim kaybı yaşanmadan içeride kullanılsın istenmiş. Tabii ki farklı ekipmanlarla bu aracın içerisini güçlendirmek istediğinizde, mesela bir televizyon taktığınızda ya da farklı güç tüketen elektrikli malzemeler taktığınızda, bu hesabın, bataryaların belki modifiye edilmesi, belki lityuma dönmesi, belki de bir inverterle birlikte 220 volta dönüştürmek de gerekebilir. Tabii ki bu tamamen özelleştirilebilir bir durum olduğu için bu detayları da konuşmak gerekiyor. Ama küçük yükler için 12 voltu herhangi bir şekilde dönüştürmemek mantıklı olabilir. Bu videomuzda size Crawler'dan seslendim. Umarım gördükleriniz ve anlattığımız teknik detaylar size farklı fikirler vermiştir. Umarım faydalı olmuşuzdur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.